kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'da toplu taşımaya, özellikle de trene olan ilgi her geçen gün artıyor. Avrupa'da Ocak ayından bugüne kadar Interrail, yani bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok noktasına ulaşan hızlı trenle ilgili olarak Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 600 bin biletin satıldığı ifade edildi. En çok bilet, değerli izleyicilerimiz, Almanya'da satıldı. Interrail olarak bilinen bu trenlerle ilgili olarak en çok biletin satılmış olduğu ülke Almanya. 142 bin adet bilet Almanya'da satıldı. İsviçre'de 94 bin adet. Yine 63 bin adetle İngiltere'de çok miktarda bilet satıldı. Bu trenleri kullananların çoğunun 27 yaş ve altında olduğu tespit edildi. Bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu arkadaşlar. İnsanlar özellikle artan benzin fiyatları nedeniyle araçlarını kullanmakta çekiniyor. İnsanların ekonomik şartlarının da bir nebze olsun geriye doğru gittiğini anlıyoruz, görüyoruz. Bu rakamlar bir önceki yıla göre %100 oranında artmış vaziyette. Yani insanlar ekonomik olarak zor duruma düşmemek için toplu taşımayı daha çok kullanıyor. Bunlar iyi günlerimiz. Önümüzdeki günlerde maalesef benzin, akaryakıt fiyatları artacak. Vatandaşın evindeki doğalgaz faturasının miktarı artacak ve maalesef vatandaşlar, özellikle de 2000 euronun altında maaşı olanların eskisi kadar Avrupa'da rahat olmadığını göreceğiz. Görünen köy kılavuz istemez. Artık eski Avrupa yok, eski Almancı yok. Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize ambargosu son sürat devam ediyor. Halen milyonlarca vatandaşımız Avrupa'ya gelebilmek için vize kuyruğu bekliyor, vizeleri reddediliyor. Bununla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan bir son dakika açıklaması geldi. Sayın Çağatay, Almanya'nın Hessen kentine bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında yapmış olduğu açıklama hayli düşündürücü. Sadece Almanya'dan 700 bin vatandaşımızın vize beklediğini söyledi. Sadece Almanya. Evet, Almanya konsolosluklarına başvuran, Türkiye'den başvuran 700 bin kişinin vize alma umudu taşıdığını söyledi. Hessen'de yapmış olduğu temaslarda bu durumu gündeme getirdiğini, yetkililere ifade ettiğini söyleyen Kılıç, bu sorunla ilgili olarak koronavirüsün bahane edildiğini, ancak bunun hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Türkiye'ye karşı gizli bir vize reddinin planlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Sayın Kılıç'ın yapmış olduğu bu açıklama gerçekten çok çok düşündürücü. Bu tablonun önümüzdeki günlerde eğer önlem alınmazsa daha da ağırlaşacağını öngörüyoruz. Sadece Almanya değil, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkeleri de aynı senaryoyu hayata geçirmiş vaziyetteler. Milyonlarca vatandaşımız Avrupa ülkelerinden vize alabilmek için bekliyor ama pek çoğuna şu anda ret veriliyor. Yine aynı şekilde değerli izleyicilerimiz, Sayın Kılıç'ın yapmış olduğu açıklamada havalimanlarının da Avrupa'da felç olduğunu, bunun önüne geçemediklerini söyledi. Dünyanın en büyük aktarma noktalarından bir tanesi olan Frankfurt Havalimanı'nda insanların uçuşlarının iptal edildiğini, hatta o dönemde Türkiye'den işçi alacaklarını açıkladıklarını, ancak hepsinin gerçek dışı olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, Türkiye'den 7000 çalışan havalimanlarında insan çalışmaları için insan alacaklarını, işçi alacaklarını açıklamışlardı. Gelin görün ki sadece 82 kişi aldılar. 7000 neresi, 82 neresi? Alman yetkililerin Türklerle ilgili, Türkiye ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların hiçbiri gerçek değil. Gizli bir şekilde Türkiye'nin, Türklerin önüne geçmek istiyorlar. Bakın, Almanya'daki bu yoğunluk havalimanlarında devam ederken
İstanbul'da, İstanbul Havalimanı'nda hiçbir yoğunluk olmadı. Aksine yolcu sayısı daha da arttı. Yani bu işi çözmek istemiyorlar. Önümüzdeki yıl yine aynısı olacak. Görünen köy kılavuz istemez. Biz çok meraklı değiliz Avrupa'ya. Pek çok vatandaşımız turistik amaçlı. İşi olanlar var, gücü olanlar var. Avrupa'yı ziyaret etmek istiyorlar. Ancak Avrupa ülkeleri biz Türkiye'ye kapıları kapattık diyemiyorlar. Vize vermeyerek, vizeleri reddederek bunu ortaya koyuyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa'da son zamanlarda özellikle Müslümanlara yönelik sürdürülen politikanın ne kadar yanlış olduğunu, Müslümanların sınır dışı edilmesi için ellerinden gelen her şeyi de mevcut hükümetin yaptığını defalarca bu ekrandan sizlerle paylaşmıştım. Şimdi yeni bir gelişme var. Bu yeni gelişmeyi hemen sizlerle paylaşacağım. Bakın, Fransa'da mahkeme Strasbourg kentinde inşa edilen Eyüp Sultan Camisi'ne kent belediyesinin yaklaşık 2,5 milyon euroluk yardım kararına İçişleri Bakanı Darman'ın itirazını haklı bularak camiye yapılacak olan yardımın artık yapılamayacağına hükmetti. Strasbourg İdari Mahkemesi bugün vermiş olduğu kararla belediyenin 22 Mart 2021'de aldığı caminin inşa maliyetinin %10'una denk gelen yardım kararını iptal etti. Yapılan açıklamada mahkemenin kamu raportörünün verdiği sonuca göre yerel yönetimin caminin yapımını üstlenen Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Derneği'ne yaklaşık 2,5 milyon avroluk desteğin iptaline hükmettiği belirtildi. Strasbourg Belediyesi'nin 1999 ve 2000'de alınan kararlar çerçevesinde bir ibadet yerine yardım etme kriterlerine uymadığı savunulan açıklamada derneğin belediyeye yardım talebini caminin inşasından önce ve sağlam bir plan üzerinden sunması gerektiği öne sürüldü. Mahkeme Strasbourg Belediyesi'nin camiye yapılacak yardımın kamu yararına kullanacağını yeterli bir biçimde göstermediği görüşünde ifadesi kullanılarak yapılan açıklamada valiliğin verdiği bilgi doğrultusunda kentte başka camilerin de olduğunun tespit edildiği, belediyenin ihtiyaç analizi yapmadığına, derneğin diğer camilerin yetersiz kaldığına veya gerekli koşulları sağlamadığına ilişkin güvence sağlamadığına işaret edildi. Açıklamada mahkeme kararının 2 ay içerisinde temyize götürülebileceği de söylendi değerli izleyicilerimiz. Yani İçişleri Bakanı'nın istediği oldu. Şimdi arkadaşlar, Fransa yasalarına göre bir cami yapıyorsanız ve kamu yararı varsa, yani bir ibadethane yapıyorsanız ve kamu yararı varsa, devlet de bunun yapım maliyetinin %10'unu karşılıyor. Şimdi alınan bu karar neye benziyor biliyor musunuz? Niye gözünün üzerinde kaşın var? Yani anlatmışlar, okudum size, bahane üretmişler. Parayı vermemek için İçişleri Bakanı valiye talimat veriyor, dava açın, 2,5 milyon avroluk bu yardımı derhal durdurtun diyor. Mahkemede görüyoruz ki siyasi bir şekilde hareket ederek camiye verilecek olan bu yardımın önüne geçiyor, kararı iptal ediyor. Şimdi size bir soru. Fransa'nın diğer bölgelerinde kurulan kiliseler ya da ibadethaneler içinde böylesine itirazlar yapılıyor mu? Verilen paralar kesiliyor mu? Ben cevabı söyleyeyim size. Hayır. Alınan karar tamamen siyasi bir karardır. Zaten hükümet, mevcuttaki hükümet açıkladı. Biz eğer bu camiler, ibadethaneler en ufak bir şekilde içimizde şüphe uyandırırsa kapatıyoruz dediler. Ve pek çok kişiyi de sınır dışı ettiler ve kapattılar. Yani sözün özü şu, demokrasi, insan hakları, hukuk adamına göre var, senin neye inandığına göre var. Aynı paraları pek çok yerde şu anda Fransa'da kiliseler kuruluyor, devletin kasasından ödüyorlar. Ama iş cami olunca görüyorsunuz nasıl harekete geçiyorlar, parayı vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki, şimdi Strasbourg ve çevresinde bulunan, Fransa'da bulunan duyarlı Müslümanlar bu caminin bu para verilmedi diye yapımından vaz mı geçecekler? Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Beni takip edenler bir süredir ben
Türkiye'de emeklilik yolu açıldı diye haberler veriyorum, yorumlar yapıyorum. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız 40 yılda bir gelen bu büyük fırsattan istifade etti, emekli oldular, emekli maaşlarını almaya başladılar. İşlemleri devam edenler var, onlar da yakında emekli maaşına kavuşacaklar. Kendileri, eşleri, çoluk çocuğuyla ilgili geleceğe dair bir adım atıyorlar. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 fark etmez. Yurt dışı emekliliği yapmak istiyorsanız, emeklilik planlamanızı yapmak istiyorsanız mutlak surette şimdi anlatacaklarımı lütfen çok iyi bir şekilde dinleyiniz. Bakın, kıymetli izleyicilerimiz, gelecek de bir gün gelecek. Yarının, geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Özellikle hanımlar bizim toplumumuzda maalesef hep geri planda bırakıldı. İşte ömrünü çocuğuna harcadı, ömrünü kocasına verdi. Geriye dönüp baktığında da ne emeklilik var ne de elde avuçta bir şey var. Şimdi bu büyük fırsatla beraber artık yurt dışında yaşayan hanımlar, beyler, eğer yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız sizin de bu haktan yararlanma imkanınız var. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile, beni takip edenler bilir, bir araya geldim. O bir araya geldiğimde yapmış olduğum röportajın linki de şu anki videonun altında, tıklayıp izleyebilirsiniz. Emeklilik danışmanlığı, emeklilik, yurtdışı emekliliği ile ilgili video diye hemen bu videonun altındaki yazılar bölümünde, açıklama bölümünde var. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak Özgür Bey, 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasanın çıkmasıyla beraber yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız devlete yüksek miktarda para ödememiz gerekiyor diye düşünüp ya da çevresinden duyup bu emeklilik defterini kapattı. Bu işin aslı, astarı nedir diye sordum. Bakın, kendisini söyledi aynen şu. Evet diyor Fatih Bey, pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarını, işte komşusundan, iş yerindeki arkadaşından, akrabasından, dayısından, amcasının oğlundan, bilmem neyin kızından duyduğundan arkadaşlar bu defteri kapattı. Oysa 3000 euro vererek emekli olan da var. 5000 euro vererek emekli olan da var. 10.000 de var, 20 de var, 30 da var. Vatandaş ne durumda olduğunu bilmiyor. Ondan bundan kulaktan dolma, emeklilik gibi çok çok önemli bir defteri kapatıyor. Şimdi bakın, şimdi emeklilik defterini açıyoruz. Yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı bu arkadaşlar. Hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar, bilgilendirecekler. Sadece 120 euro ödeyerek bir kişi için, 120 euro ödeyerek emeklilik danışmanlığını alıyorsunuz. Size bir randevu tarihi ve günü veriliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Cep telefonunuzdan, WhatsApp üzerinden canlı olarak sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile canlı olarak görüşüyorsunuz. Özgür Bey size bazı sorular soruyor. Sizin de emekliliğinizle ilgili kafanızda ne kadar soru varsa hepsini soruyorsunuz. Özgür Bey hepsine cevap veriyor. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşını almanız için size özel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın neticesinde değerli izleyicilerimiz, sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm müracaatlarınızı yapıyor. Sizin tüm formlarınızı, dilekçelerinizi dolduruyor. Kendisi sizin hiç Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm işlemlerinizi yapıyor ve sizi emekli maaşına kavuşturuyor. Nerede olursanız olun, hiç önemli değil. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desen en az 2000 euro, 2000 dolar para harcarsın. Yattığın yerden yapacağın şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğun telefon numarasını hemen telefonuna kaydediyorsun, WhatsApp'tan yazıyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fırsat bu. Hanımlara,
Ayrıca bir indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını alırsa hanımlara %50 indirim hakkı veriyoruz. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlara indirim olduğu için hanımlar eşiyle beraber alırsa 180 euro ödeyecek. Evet, %50 de hanımlara indirim yapmış oluyoruz. Bu fırsat, tekrar ediyorum, kısa bir süre için geçerli. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey, ben emeklilik fırsatını kaçırdım. Evet, şimdi adım atma zamanı geldi. Aynı zamanda şu konuyu da hatırlatayım. Sakın ola ki birilerine gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti vereyim falan demeyin. Sosyal medyada görüyorum, yurt dışına yayın yapan, Türkiye'deki bazı televizyon kanallarına çıkan bazı sosyal güvenlik uzmanları, sözde sosyal güvenlik uzmanları diyor ki 3-4 bin euro vererek sizin işlemlerinizi yapıyoruz diyorlar. Sadece 120 euroya arkadaşlar, bizim kanalımızın izleyicileri için. Tek yapmanız gereken şu anda videonun altındaki abone ol tuşuna basmak, ücretsiz. Eğer kanalımıza abone olursanız bu büyük fırsattan yararlanacaksınız. Bu kadar, başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Benden size tavsiye, bu fırsat bir daha gelmeyecek, kısa bir süre sonra bitecek, fiyatlar çok artacak. Sonra demeyin ki Fatih Bey, biz kaçırdık. Şimdi emekli oluyorsun. Örneğin 7-8 bin lira emekli maaşı aldın. Her ay Türkiye'deki bankaya paran yatıyor. Türkiye'ye izne gittiğin zaman, gezmeye ya da bir işin olduğunda gittiğin zaman bankada yıllık 80-90 bin liran olsa kötü mü? İznini geçir, al paranı, istediğini al çoluk çocuğunla beraber. Bir de arkadaşlar, hani sağlıktan da bedavaya yararlanma imkanı doğuyor. Bir doktora git, para vermiyorsun. Şimdi böyle bir fırsat var. Sadece 120 euro. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Danışmanlığınız verilecek ve ardından da tüm işlemleriniz yapılacak. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. İşini doğru bilenlerle, iyi bilenlerle hareket etmek zorundasınız. Ne demek bu? Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formlar var, bu formları doldururken yanlış bir yere işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Şimdi işinin profesyoneli olan kişiliğe hareket ederseniz devlete en az parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşına kavuşuyorsun. Haydi şimdi düşünme zamanı falan değil. Hanımlar, şu beyleri biraz bir dürtün. Bugüne kadar hep beylerin dediği oldu. Böylesine hayatta bir sefer olan emeklilik gibi önemli bir konuda artık hanımların dediği olacak. Hemen şimdi cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz bu WhatsApp hattını kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekliliğe kavuştu, maaşlarını aldı, bankaya paraları yatıyor. Pek çok vatandaşımızın işlemleri devam ediyor. Onlar da yakında emekli maaşını alacaklar. Onlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan yararlanma vakti sizin için de geldi. Artık düşünme vakti değil. Gençler, şimdi size de gençlerimiz. Size de iki çift lafım var, fazla uzatmayacağım. Sadece 30 saniyenizi alacağım. Gelecekte bir gün gelecek, hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de anneniz babanız için. Bu fırsattan istifade edin. Anneler babalar, çocuklarınız için de adım atın. Onların emeklilik planlamasını yaptırın hemen. Benden size tavsiye. Aile indirimi var. Aile olarak alırsanız bu büyük indirimden de istifade edeceksiniz. Şimdi beni dünyanın neresinde izliyor olursanız olun, bu fırsattan yararlanma vakti geldi. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel. Hemen kanala abone oluyorsunuz, videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ve fırsattan istifade ediyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından, nerede olursanız olun, beni nereden izliyorsanız, herkese önce sağlık diliyorum. Ardından da sevdiklerinizle, ailenizle beraber güzel bir ömür temennisinde bulunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.